Değerli dostlar merhabalar. Bir önceki videomuzda söylediğimiz gibi bu videomuzda anlatacağımız konu VPS, VDS ve bunlardaki arkadaşlar lisans durumları. Dilerseniz videomuza geçelim. VPS ve VDS değerli dostlar hosting ve reseller gibi barındırma hizmetlerinin oranla daha performanslı ve aynı zamanda kaynak kullanımı daha esnek barındırma hizmetleridir. Diğer yandan şunu unutmamakta fayda var. VPS ve VDS'in optimizasyonu kötü bir şekilde yapılmışsa alacağınız performans hosting ve resellerden bile çok daha kötü olabilir. Şimdi gelelim lisans durumlarına. VPS, VPS ve VDS'in aralarında çok aman aman delinebilecek farklar yok. İşte bunların sanallaştırma yazılımları var. VMware gibi. Buradaki yazılım farklarından ve sanallaştırma işlemindeki farklılıklardan dolayı bu VPS ve VDS arasındaki farklar oluşuyor. Diğer yandan VDS bir tık daha kaynak kullanımı daha esnektir VPS oranla. Peki bunlardaki lisans durumları ne? Sorusuna yanıt verecek olursak şöyle ki hosting ve reseller gibi hizmetlerde kullanmış olduğunuz işte cPanel, Lightspeed, Cloud Linux, Immunify, Softaculous gibi arkadaşlar lisansların hepsi VPS ve VDS'e ücrete tabidir. Yani siz hosting hizmeti satın aldığınız noktada cPanel'e aylık ekstra bir ücret ödemezsiniz veya Direct Admin kullanıyorsanız bunu ekstra bir ücret ödemezsiniz. Fakat arkadaşlar VPS ve VDS'lerde bunlara ek ücret ödemek zorundasınız. Ha şunu diyorsanız ki hocam ben VPS kullanıyorum cPanel'im var, Litespeed'im var ama firma benden bunlar için ekstra ücret talep etmiyor. O zaman ya ters proxy lisans kullanılıyor ya da deneme lisansı kullanılıyor. Bunun dışında değerli dostlar kesinlikle ve kesinlikle ücret ödememe gibi bir durum söz konusu değil. Panel sistemlerine bakacak olursak şöyle ki. C panel en çok kullanılan panellerden birisi genellikle yanında arkadaşlar Litespeed yazılımı kullanılır. Onun dışında Plesk tercih edilen kontrol panellerinden birisidir. Bunun da yanında genellikle Inginix kullanılır. Cyber panel ücretsiz bir kontrol panelidir. Plesk gibi C panel gibi ücrete tabi değildir. Cyber panelin de yanında Open Nice Speed kullanılır. Bu da herhangi bir ücrete tabi değildir. Son olarak da son zamanlarda popülerleşmiş bir panel olan Direct Admin paneli. C paneli oranla lisans maliyeti oldukça düşüktür. Bunun da yanında genellikle OpenLight Speed tercih edilir. O yüzden Cyber Panel ve Direct Admin'in maliyetleri C Panel Plesk e oranında oldukça düşüktür. Şimdi geçtiğimiz aylarda bu ters proxy ile alakalı büyük firmaların orijinal lisans kullanmadığı, ters proxy lisansı kullanıldığı ile alakalı çeşitli tartışmalar dönmüştü. Bu noktada değerli dostlar birçok firma C paneli ek ücret istemeye başladı ve Direct admin panellerinde de sisteme soktular. Bunun da temel sebebi şu C panel gerçekten lisans maliyeti oldukça yüksek bir yazılım. Lisansların maliyetlerine bakacak olursak şöyle ki C panelin solo lisansı aylık arkadaşlar bu fiyatları onu da söylemeden geçmeyeyim. 16 dolardan başlıyor. C panelin aylık lisans maliyeti bu. Yani siz VPS ve VDS kullandığınız noktada eğer arkadaşlar ben C panel kullanmak istiyorum diyorsanız kontrol paneli olarak minimum arkadaşlar bu ücreti ödemek zorundasınız. E C panel aldığınız yetmiyor. Sunucu Apache, LiteSpeed kurmanız lazım. Çünkü LiteSpeed sunucular Apache'lere oranla çok daha hızlıdır. LiteSpeed'de de değerli dostlar lisans maliyetleri bu şekilde. Yine LiteSpeed'de de konu maalesef bitmiyor. Cloud Linux kullanmanız lazım. Cloud Linux maliyetleri de yine oldukça yüksek. Cloud Linux'ün de değerli dostlar ortalama maliyetleri bu şekilde. Genellikle Shared Pro kullanılır Cloud Linux'te. Bir server'ın arkadaşlar ortalama aylık maliyeti 20 dolar. işte i̇şte C de aşağı yukarı bu fiyatlardaydı. Zaten bunlar bile değerli dostlar. Aylık bazı oldukça yüksek rakamlara tabi. Ha bu noktada firmalar ne yapıyor? Ya dediğim gibi trial dediğimiz deneme lisanslarını sunuyor sizlere ya da arkadaşlar ters proxy sunuyorlar. Temelen forumda görmüşsünüz işte cPanel, Litespeed gibi lisansları aylık 100 TL'nin altında satışını gerçekleştiren arkadaşlar var. Bunlar da değerli dostlar dediğim gibi ters proxy lisansları satıyorlar. Çünkü cPanel ve Lightspeed de işte bizim satışını gerçekleştirmiş olduğumuz General Press'teki gibi hani Press'in lisansına 59 dolar ödeyeyim 500 tane siteye kurayım gibi bir mantık kesinlikle bulunmuyor bu lisansları arkadaşlar bu ücretleri ödemek zorundasınız. İşte bu noktada seçimi doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Yani tamam VPS ve VDS işte hosting ve reseller oranına gerçekten kaynak kullanımı itibariyle ve diğer özellikleri sebebiyle oldukça avantajlı. Fakat bu lisansları arkadaşlar bir kere zaten sizin kurmanız gerekiyor. Birçok firma bunları size hazır bir şekilde teslim etmez. Eğer teslim ediyorsa da muhtemelen ek ücret talep ederler. Çünkü C panelin kurulması gerekiyor. Cloud Linux var, işte LightSpeed var, Immunify var. Bunların hepsi arkadaşlar bir süreç bunun dışında bir de bunların optimizasyon süreci var. PHP tarafında optimizasyon yapılması gerekiyor vesaire. Ki Cloud Linux'un kurulumu arkadaşlar yanlış olmasın 45 dakikadan da fazla sürüyor. İşte bu noktada değerli dostlar seçimi doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Ya sitenizi optimize edeceksiniz iyi bir şekilde ya da doğru bir hosting Reseller servisine arkadaşlar sitelerinizi aktaracaksınız. Buralarda çalışmaya çalışacaksınız. Ha Onun dışında tabii ki Cyberpanel ve OpenLight Speed ücrete tabi lisanslar değil ve birçok firma zaten bunu hazır bir şekilde kurulup size teslim ediliyor. Bu da bir paneldir. Her ne kadar eleştirilse de yani Cyberpanel işte tek geliştirici tarafından geliştiriliyor gibi gibi söylemler olsa da ben Cyberpanel'de yaklaşık arkadaşlar 5-6 ay gibi bir süre geçirdim. Bu sürede çok ufak tefek sorunlar dışında da çok ciddi sorunlarla karşılaşmadım yani kullanılabilir bir sistemdir cyberpanel Yine direct admin, Open Line speed ile beraber kullanılıyor Direct admin de lisans maliyeti oldukça düşük Zaten bir dönem çok fazla sınırsız lisans satıldığı için Piyasada da arkadaşlar çok fazla direct admin sınırsız lisansları bulunuyor Onun dışında bir önceki videoda kısaca bahsetmiştim Lohat durumlarını değerli dostlar Bu benim arkadaşımın firmasındaki VHM Ki arkadaşlar ana sitelerim neredeyse hepsi burada barınıyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar Load'ın e, ortalama verisi 1.84 seviyesinde. Ares'te arkadaşlar güzel hosting firmasında bu. Burada da arkadaşlar Load'lar 8-9 bandında geziyor. Gün içerisinde onları falan bulabiliyor. E, bu da arkadaşlar GoFest'in Load'ı. GoFest'in load'u arkadaşlar güzel hostingden bile fazla ki güzel hostingde arkadaşlar çok daha fazla site barınıyor. İşte bu noktada sunucudaki arkadaşlar sitelerin kaynak kullanımları oldukça önemli. Yani örnek veriyorum işte bugün GoFest'te binlerce site var. İşte güzel hostingde binlerce site var. Binlerce site olduğu için de arkadaşlar load'lar sürekli olarak şişiyor. Bunların sürekli olarak yüksek seviyelerde çalışması performansı arkadaşlar bir tık geriye çekiyor ama diğer yandan dediğim gibi mesela burada 2 ortalamaya bile geçmiyor. O yüzden arkadaşlar biz burada 1 GB 2 GB RAM ile bile optimize edilmiş hitli siteleri çok rahat bir şekilde arkadaşlar barındırabiliyoruz. Zaten bu noktada dediğim gibi dikkat etmeniz gereken nokta bu ki Yeni firmaların arkadaşlar sunucuların hızlı olmasının da temel sebebi bu. Yani sunucunun içerisinde çok fazla site barınmadığı için sunucuların performansları da oldukça yüksek oluyor. Ve yine dediğim gibi değerli dostlar şunu unutmamakta fayda var. Eğer VPS ve VDS kullanıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle optimizasyon işleminin işin ehlileri tarafından yapılması gerekiyor. Ki arkadaşlar forumda bunun da hizmetini verenler var. 400-500 TL gibi rakamlara işte Plesk, Inginix kombinasyonunu güzel bir şekilde yapan arkadaşlar da var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Bu videomuzu aktaracaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.